Galatasaray'da sonra en fazla transferi yapan Mersin İdman Yurdu. Biz bu transferleri yaparken hakikaten hep birlikte inceledik, sorduk, soruşturduk. Hocamızla birlikte bu transferleri gerçekleştirdik. Hakikaten tabii sezon başladı, ikinci devre başladı. Birinci maçımızı Ordu ile yaptık. Tabii ki 87. dakikada golü yedik, berabere kaldık. Tabii deplasmandır, kolay bir maç değil. Puanlarla döndük. Geldik tabii ki içeride Sivasspor'la oynadık. Sivasspor'la da gördüğünüz gibi Sivas biliyorsunuz güçlü bir kadroya sahip. İyi bir takım. 3-0 galibiyetle ayrıldık. Daha sonra Eskişehir'e gittik. Puanlarla döndük. Tabii döndük Fenerbahçe maçında bildiğiniz gibi hoş olmayan bir takım görüntüler vardı. Şimdi bir takım sahaya çıkar. Sahada oynar. Oyunun sonucuna göre tepkinizi koyabilirsiniz. Bunda tabii ki hiç kimsenin şüphesi yok. Taraftar olsun, seyircisi olsun. Maçın gidişatına göre tepkilerini gösterebilirsiniz. Ama maalesef bugün o maçta hoş olmayan görüntüler vardı. Takım sahaya çıkmadan Brodoso ile karşı karşıya geldi. Zaten psikolojik olarak bu takım sahaya çıkmadan zaten yenilmiştir. Onu söyleyeyim. Eğer taraftarlarımızın o günkü o hareketi olmasaydı biz Fenerbahçe'ye orada inerdik. Açık ve net olarak söyleyeyim. Döndük. Gençler Birliği'ne gittik. Gençler Birliği'nde de aynı şeyle karşı karşıya kaldık. Orada da aynı Brodoso ile karşı karşıya geldik. Orada daha kötüydük. Açık konuşuyorum. Orada daha kötü oynadık. Çünkü siz daha sahaya çıkmadan aynı şeyler yaparsanız psikolojik olarak bu takım zaten morale çökmüştür yani. Onu söyleyeyim. Onun için bunun nedeni budur. Ha bu bununla da kalmaması gerekiyor. Bir futbolcu ne olursa olsun sahaya çıkacak. Sahaya çıkacak. Hiç kimseyi dinlemeyecek. Aslanlar gibi oynayacak ve vurup çıkacak. Futbolcu işini yapacak. Ha tabii ki dediğiniz gibi inşallah hala takım içerisinde tabii sakatlarımız var. Hala tabii ki uyum süreci de var ama inşallah bunları dediğimiz gibi aşacağız ve aşmak zorundayız. Bundan sonraki maçlarımız bizim için her maç bir finaldir. Önümüzde biliyorsunuz bir Trabzon maçı var. Çok önemli. Trabzon'da biliyorsunuz sıkıntılı bir ortamda, sıkıntılı bir dönemde. O da tabii ki mücadele ediyor, etmek zorundadır. Ne olursa olsun biz de aynı şekilde bizim de sıkıntılarımız vardır. Biz de zor bir dönemdeyiz. Bu saatten sonra her şeyden önce futbolcularımız çıkacak, bu işin gereğini yapacak. Ve inanıyorum ki inşallah bu hafta taraftarlarımızın desteğiyle, sizlerin desteğiyle inşallah galibiyetle çıkacağız burada. Ali Başkan'la birlikte düzenlememizin nedeni aylardır biriken. Aslında burada oldu, İstanbul'da oldu, Ankara'da oldu. Ali abinin yönetiminden de kaç kişinin burada olduğunu görürsün. Başkanım. Ali abinin de bir genel kurula gitme, olağanüstü genel kurula gitme. Fenerbahçe, özellikle Fenerbahçe maçında takım sahaya çıkmadan yapılan küfürler, hakaretler tabii ki bu Mersin'e yakışmıyor. Özellikle taraftarlarımıza yakışmıyor.